ya. Hayır, elimi tutuyor, yapmadım, yapmadım. Sen yemek yiyince daha böyle makul biri oluyorsun ama yani, o gerçek. Bir de çocuk muyum ben sonuçta, mantıklı olmaya çalışıyorum. Ben de yiyince hani sakinleşiyorum, normal daha böyle açken hırçınım, hıçkınım yani. Can, kızak. Kızak, kayalım mı kızakla? Ya sen az önce karşında çocuk yok demiyorum. Çocuk işte bu tavır, çocuk. Çocuksuz işte. Hayır, yani sonuçta içimdeki çocuk bunu istiyor. Yani sayende içimdeki çocuğun saçlarına düşmüş olabilir. O ayrı bir konu. Dur bir sus, bir dur. Bir bakayım şöyle sana. Şöyle bakayım. Kulaklara bak, kulak. Tipini yedin, gel. Gel, kayalım, gel. Hayır, ben istemiyorum. Ya bırak şimdi, beceremem demiyor da. Kim? Yani bir taraflarımı kırarım böyle, 3 hafta alçıda yatarım demiyor da. Kim? Ben mahallede kar yağdığında poşette kayıyordum. Ahmet abinin oğlu ikinci oluyordu. Ben birinci oluyordum mesela. Ya yarışalım o zaman. Senin içinde çocuk falan. İçinde senin hipodrom var. Ben yanımda zaten bir atla geziyorum. Gel oraya kadar koşalım istiyorsan. Bir de öyle yarışalım. Ben koşarım. Düşme, düşeceğim. Koşarım. Saçma sapan hareket. Neden anlamak istemiyorsun? Babaannem aradı diyorum. Evlenmezsen öleceğim dedi. Yani ben de ne yapayım, bu geldi aklıma. Bir fotoğraf çektireyim, yollayayım dedim evlenmiş gibi, kadın ölmesin diye. Niye anlamak istemiyorsun? Evlilik diye olay büyüdü yani. O gün geldim kasaba, tam böyle anlatacakken Osman abi geldi, bayıldım zaten. İşler büyüdü. Anladım. Cey, tamam bağırma. Tamam Cey, anladım. Anladım, sen Ayhan'la evlenmek istemiyorsun. Tamam. Ya istiyorum. Fakat şimdi değil, yani zamanı değil daha. Herkes anladı kafedeki, bir sen anlamadın. Anladınız değil mi arkadaşlar? He? Sabahtan beri anlatıyorum çünkü. Tamam, bağırma diyorum. O zaman senin derdin ne? Sen bu kızı oyalamak mı istiyorsun? Gülüz, anlamayacaksın. Sen planı anlatıyorum. Şimdi kasaba gidiyoruz. Ayhan'ı alıyoruz karşımıza. Sen her şeyi anlatıyorsun. Ben anlatamıyorum. Çünkü beni dinle. Daha böyle gezecek gibisin. Tamam. Rahat ol. Ben de. Rahat mı olayım? Evet, rahat ol. Ben şimdi çok iyi konuşacağım. Tamam mı? Merak etme. İkna da edeceğim. Ben vereyim. Ay, teşekkür ederim. Önemli değil. Plan başarısız olursa geri alırım. Kusura bakma. Şunlar bırak. Teşekkürler. Kolay gelsin. Şunları geri alalım. Tamam. Çünkü şey olsun. Hadi. Üstü kalabilir. Hadi Cece. Buzu? Aa, Güliz? Hanım, canım. Ne yapıyorsun? Normal. Ne yapıyorum? Ha, poşetler. Yardım amaçlı dağıtım yapıyoruz. Ben dernek başkan yardımcısı olduğum için ihtiyarlara yardım ediyorum mahallemizde. Bir nevi kamu spotu gibi bir çocuk oldum ben. Değil mi komşu? Tabii. Muzo şimdi... Muzo'nun altın gibi bir kalbi vardır. O yüzden böyle hep yaşlı insanlara, bizden büyüklere yardım eder. Yani bir sosyal sorumluluk projesi gibi. Aman efendim, estağfurullah. Yani bir nevi gönüllülük projesi gibi bir şey. Ne gönüllülük? Kadınlar kendilerini güldür, erkeklerden boşanıyor acaba? Muzo gerçekten çok hoşsun yani. İnanamıyorum sana. Nasıl inanamıyorsun? Vallahi gönüllülük. Yemin ediyorum gönüllülük. Neyin üstüne yemin edeyim? Vallahi ben yardım amaçlı dağıtıyorum ben bunları. Hadi biz gidelim. Aa, evet biz geç kalıyoruz. Sonra görüşürüz, tamam mı? Haydi görüşürüz. Ben de o zaman yardımlara devam edeyim. Tabii yardımlara. Hey çırak. Sana sesleniyor herhalde, çaktırma. Çalar gider, boş ver. Evet. Baksana Muzo. İnşallah olduk. Ayol, para üstünü bana eksik vermişsin ya sen. Yardımlarımız sürecek. Siz onu şey yapmayın, çekirdeği yere atmayın yeter. Biz size gerekeni kargolarız gerekirse. Hadi gidelim. Evet, gidelim. Yürü ya İlkire, yürü. Pardon. Buyurun. Sen çırak mısın? Bakkalın çırağısın sen. Ha? Yok, hayır. Ne çırağı? Ayrıca çıraklık kötü bir şey mi? Çırağın bile sarayı var. Çırağın sarayı. Cece, biz geç kalıyorduk. Hadi Cece, hadi gitmemiz lazım. Biz gidelim Muzo. Konuşalım. Hoca beni yanlış yerde oynatıyor. Ben aslında kontratak futbolcusuyum. Fakat çakılı defans oynuyorum. Ama çırak değilim. Vallahi çırak değilim. Arkadaşlar buyurun kızaklarınız. Teşekkürler. Pislerde görmek istiyordum beni. Alacağım anahtarını birazdan aşağıda. Vallahi kızak benim yaşam biçimim. Senin kaçıncı yaşam biçimin, ben anlamadım ki. Havada gördük senin yaşam biçimini. Her şeye bir ilgi alanım var aslında bakarsın. Hazır mısın? Sen hazır mısın? Ben çok hazırım. O zaman Hangi 1, 2, 3. Hiçbir şey tahmin ettiğim gibi olmadı. Burada.
Bana çarpıyorsun bilerek. Bana bilerek çarpıyorsun. Kurtardım bence ben seni şu an. Hayır. Evet. Sen neden çekiyorsun ki beni ama? Sen gidiyordun çünkü. Hayır, niye çekiyorsun lan? Durduğunu alamamıştım. Hayır. Ben seni durdurmak mazalak işten çıkıyordu. Sen yenileceğini anladın. Yenileceğini anladım. Ben seni geçtim. Hayır, yenileceğini anladın. Ben sen yetiş diye bir kere... Hayır, hiçbir alakası yok. Öyle oldu o işte. Ben seni tuttum orada. Arkadaşlar, kapatıyoruz. Afcanov, sen bilerek yaptın bunu. Arkadaşlar çıkayım. Arkadaşlar çıkın mı? Tamam. Tamam, geliyoruz. Geliyoruz. Çok mutluluklar diliyorum Ayhan. Ben çok mutluyum. İkinizin adına mutluyum ben. Evet. Ay çok teşekkür ederiz Gülizce. Benim küçük sevgilim yaptı işte böyle bir çılgınlık. Evet, çılgınlık güzel. Buradan yürüyelim çılgınlık. Kula başlıyor musun? Çılgınlık evet. Çok çılgındır bizim CC ve... Ve? Ne? Ve ani kararlar alabilir. Evet, ani kararlar alabiliyor. Evet, yani alabilir böyle. Ani kararlar alabilir ama çok da güzel olur. Çok da iyi olur yani. Bu arada sipariş yetiştiriyorum. Kusura bakmayın, bir yandan çalışıyorum. Evet, detayları anlatmamış olabilir mi? Detayları da anlatmamış olabilir CC. Oo, detayları konuşmaya daha çok var değil mi? Evet, evet. Hadi dinle, eşek arası sokabilir. Eşek arası da sokabilir. Bunu niye çeviriyorsun? Bunu niye çeviriyorsun? Eşek. Tamam, sakin. Evet. Bal olduğu için diyor. Eşek gözlüm. Ya Gülizciğim, ben onun böyle artık bakışlarından falan bana ne demek istediğini anlıyorum yani. Çok güzel. Ama şey... Ayhan, ama bakışlar yanıltıcı olabilir. İnsan miyop olabilir, astimat olabilir, yeni uyanmıştır. Affedersin, gözünde çapak olabilir. Ha. Gülizim mi? Evet. Olabilir yani. Sonuçta yeni uyanıyoruz yani. Doğal bir şey değil mi? Olabilir yani. Yeni uyanınca çapak olabiliyor değil mi Güliz? Sabahtan beri olabilir, olabilir. Hı, olabilir diyorsun. Nasıl destek çıkıyorsun bana? Bir şeyler söylesene, konuşsana. Korktuğun için niye konuşmuyorsun? Niye konuşmuyorsun? Bıçak değil elindeki. Hiçbir bilgin yok. Kasaplık hakkında da bilgin yok. Ama yani Gülizim, iki kişi de hani gönülleri böyle bir oldu mu? Samanlık da seyran olur demişler. Olabilir, evet. Sen daha kalacak mısın? Ha? Kalacaksan sana bir çay söyleyeyim, meşrubat bir şeyler. Yok 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 yok, benim işe gitmem lazım zaten. Ben hemen gidiyorum işe, yani sonra içerim ben. Kalsaydın Gülüz, kal çay. Çay, aa çok güzel burada. Ay, çay. Hayır, hayır. Aynen, çayı. Görüşürüz. Evet, ama gidiyorlar ya işte. Çantanı unutmuşsun, çantanı unutmuşsun. Tamam. Gidiyorum diyor ya kız. Gülüz'üm, çay iç. Yok, bunu saymıyoruz. Biz seni artık evlenince evimize bekleriz. Bunu saymıyoruz. Evet. Tabii o yüzden zaten. Ben evinize gelirim, hadi görüşürüz. Bunu hiç saymadık. Bunu hadi, hiç bay saymadık bay. Damat Bey. Baş başa kaldık. Evet, şey, sen öyle öpünce beni bir ateş bastı. Burada bu sahne falan gibi bir şey var mı acaba? Ben yine bir gireyim oraya. Ha? Nerede, nerede? Şu tarafta. Dolap... Niye? Ateş bastı. Öpünce ateş bastı, o yüzden. Öyle mi? Hı-hı. Ben de geleyim o zaman. Bu sefer de birbirimizi kapatalım bu sahneye. Yanlış anlaşıldık ya. Yani tam kendine uygun birini bulmuşsun gerçekten. Ha! Gülis Hanım! Korkuttun mu? Çok özür dilerim efendim. Korkuttum. Muzo! Aman Muzo, kim olacak? Bu mahallenin köşesinden, bucağından kim çıkacak? Muzaffer çıkacak. Az önce ayaküstü benim hakkımda bir yanlış intibaya kapıldınız gibi hissettim. Onu düzeltmeye geldim. Yok yok, kapılmadım ben. Hiçbir şey kapılmadım. Ay. Aman, aman diyeyim, kapılmayın. Vallahi hayatınızı kurtardım gibi oldu. Şimdi siz beni bakkal çırağı zannettiniz. Yok yok, hayır yok, öyle değil. Ama gerçekten biz bakkal çırağı değiliz. Biz aslen ana tarafından doncuyuz. Don mu? Ne donu? İç donu. Rengarenk bir iç dünyamız var.
iç giyim dünyasında biz de varız. Yani kadınların dış dünyasını anladığım kadar iç dünyasını da anlayabilirim. Bir nevi bir Don Juan'dan bahsediyorum. Yersiz oldu. Evet, önemli değil. Ben hatırladım zaten. Annenin söylemişti, şurada söylemişti. Onu hatırladım ben zaten. Evet, annem şurada söylemişti. Dükkanımız da şurada. Çok değişik iç giyim dünyasında alengirli modellerimiz de var. Eğer iç dünyanızı renklendirmek isterseniz bir bakın derim. Ama benim gerçekten acil gitmem gerekiyor. Bu mahallenin çıkışı ne taraftandı? Çıkış böyle. Ben size yardımcı olayım. Tamam, buyurun, buyurun. Şey... Ama çıkmadan önce acaba en azından birer kahve hıpırdetmez miydik? Ben size gizlilerimi, saklılarımı, keşkelerimi, belkilerimi... yani o zirvedeki yalnızlığı anlasam hem de biraz hasbihal etsek. Birer kahve hıpırdetmez miyiz? Muzo, gerçekten o kadar acil işe gitmem gerekiyor ki gerçekten anlatamam. O yüzden başka zaman yapalım onu, tamam mı? Hah, taksi geldi. Başka zaman yaparız, tamam mı Muzo? Hah, haydi buyurun o zaman. Ay şükür. Ben bu başka seferi söz olarak alıyorum. O zaman birer kahve içer, birer lafın belini kırarız. Size de o zaman hayırlı işler olsun. İyi yolculuklar efendim. Ne yapıyorsun? İlyas abi, bak plakan aklımda. Adın hafızama kazılı. Hanımefendiyi düzgünce iş yerine bırakalım, vardığından emin olalım. Gözüm üstünde. Muzo, bizde yanlış olmaz biliyorsun. Ya yetmişi tartışmayalım şimdi İlyas abi. Binebilir miyim ben? Abi tabii, buyurun, kusura bakmayın. Tamam. İlyas abi, gözüm üstünde. Gidebilir miyiz hemen? Hemen giderim. Şu maskülen tavırlarımla kızın aklını aldım. Şu anda kızın aklı bende. Kızın aklı kendinde değil şu anda, yemin ediyorum. Çok iyi ya. Çok iyi değil mi? Ortam, manzara falan, her şey. Çok güzel. Sanki burada zaman durmuş gibi. Çok güzel kar var, bembeyaz sessizlik. Sıcak çikolata. Ay hem de kremalı. Biliyor musun? Küçükken ben karın üstüne pekmez dökerdim, onu yerdim. Şimdi tam ismini hatırlayamıyorum ama... artık eskisi gibi öyle şeyler yapmıyorlar. Çünkü kar çok pis yağıyor. Ne oldu? Ne oldu? Kalmış. Dudaklarını. Sende yok mesela burada. Krema yok burada. Çalsın ya. Ya önemli bir şeydir belki, aç. Çalsın, çalsın. Aç. Evet. Hadi aç. Açayım mı? Aç, tamam. Aç. Ha? Aç. Allah'ım. Tamam. Tamam. Buldum. Şaka gibi. Ama cevaplayayım, bir daha aramasın şimdi. İyi. Sen daha kur hayaller sana. Sen kur. Saçma sapan her şeyin iyi olacağı hayalini kur. Cevaplaması gerekiyormuş. Acaba ne var ki bu kadar gereklilik yani? İyiyim dedim ya Polen, merak edecek bir şey yok. Ya Can, ya ben seni nasıl merak etmeyeyim? Delirmiş gibiydin, resmen gözümün önünde alıp kucaklayıp götürdün Sanem'i. Soruyorum, neredesin, ne yaptın diyorum. Merak ediyorum, endişelenmemek içten değil ki. İyiyim Polen ya. Alo Yiğit. Alo. Efendim Yiğit. Öyle mi oldu? Hı? Pardon, pardon. Evet, dinliyorum. Tamam canım, anlıyorum da yani... demek istediğim daha farklı da davranabilirdin Can. Hani alırsın, bir kafeye gidersin, medeni insan gibi konuşursun. Yani... ayrıca anlamıyorum ki daha konuşacak neyiniz kaldı ki? Ya endişelenecek bir şey yok. İyiyim, iyiyiz. İki... yetişkin insan gibi karşılıklı oturuyoruz, konuşuyoruz. Konuşacağımız şeyler vardı. Ben Emre'ye bilgisini verdim, iyi olduğumuzu söyledim yani. Başka bir şey var mıydı? Ne zaman geliyorsun? Yani demek istediğim kitabın fotoğraflarını çekecektik o açıdan.
Şu an bilmiyorum. Bakacağım. İşim biter bitmez döneceğim. Dönünce de senin işini hallederiz. Cancığım yani döner dönmez halledelim diyorsun da burada 2 gün kaldı. Balkanlara gideceksin. Kapatıyorum ben şu an. Kapatıyorum. Bak tünele girdim. Tamam gelmiyor. Alo. Gelmiyor. He. Can. Can. Bayağı kapattı ya. İnanmıyorum. Pat dedi kapattı telefonu. Gerçekten iyiyim. Hiçbir sorun yok. Yani seni de telaşlandırdım. Kusura bakma ama sorun yok. Emin olabilirsin. Ya Sanem, benim seni aramamın başka bir sebebi daha var aslında. Bu hani geçen bir yazar hakkında konuşmuştuk ya. Buket Erden, seni sevdiğin. Menajeriyle görüştüm demiştim. Galiba onunla çalışma hayalimiz gerçek oluyor. Ciddi misin? Çok sevindim Yiğit. Çok güzel bir haber bu. Aynen öyle, süper değil mi ya? İzmir'de bir fuara katılacakmış kendisi. Ya programı çok yoğunmuş ama ben İzmir'e gelebiliriz dedim. O da görüşmeyi kabul etti. Hem birkaç dağıtımcıyla daha tanışmış oluruz diye düşündüm. Ben de mi geleceğim? Gelirim. Gelirim, tamam. Ne zaman? Yarın akşam İzmir'e. Tamam, haberleşiriz. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ne ayak bu Yiğit? Ne diyor, ne anlatıyor? Benim çok sevdiğim bir kitap yazarı var, Buket Erden diye. İzmir'de fuarda görüşeceklermiş. Onlar belki beraber çalışmaya başlayacağız dedi. Beni de davet etti fuara. Herkiniz birlikte. Evet, Yiğit yayın evi sahibi olarak ben de yanında çalışan olarak gideceğim. Ne güzel vallahi ya, ne güzel dünya. Folik asit ne diyor? Yani polen ne diyor? Merak mı etmiş? İstanbul'da problem mi varmış? Ne olmuş? Şahaneymiş her şey. Her şey olması gerektiği gibiymiş. İyi. Yani hiçbir şey demeden kalkıyor, bir yere gidiyor. Sonra arıyorum onu, diyorum ki ne zaman geleceksin? Bana verdiği cevap bilmiyorum. Bakarız, böyle bana bir takım muğlak cevaplar. Yalnız bu adam 2 gün sonra Balkanlara gidecek Hüman. Bunlar kesinlikle Can'ın hareketleri değil. Bunlar Sanem var ya. Aynen öyle, o Sanem'in hareketleri Sanem Can'ın aklına giriyor. O yüzden Can böyle davranıyor. Bunun başka türlü hiçbir açıklaması olamaz. Ben bundan eminim. Ay yeter. Yeter, başım döndü. Polen'cim biraz sakin, sakin. Ya yani kusura bakmayın Hüman'ım ama ben şu an burada panik atak geçiriyorum ya. Al tut. Ben hayal kurmuşum. Ben başından sonuna kadar bir plan yapmışım. Can bana bunu nasıl yapabilir ki? Tamam. Tamam dur. Ben bir şeyler düşüneceğim. Hatta düşündüm bile. Ne? Ne geldi Allah aşkına aklınıza yine? Efendim anneciğim. Emreciğim. Ha, sizin niye öyle geliyor? Canım ya, gıcık tuttu herhalde. Hastanedeyim de bir şey alerji yapmış olabilir. Hastanede misin? Evet. Böyle dünden beri üstümde bir halsizlik. Başım falan da döndü. İşte doktora geldim ama böyle bir sürü tahliller, konsültasyonlar falan istediler. Ne konsültasyonu anne? Başka doktorlar ne diyor peki? İyi misin sen? Ya işte tiroidden şüpheleniyorlarmış. Anlamadım ben de. Onun için de ayrı bir tahlil yapılacak. Ne bileyim, insan tabii korkuyor, panik oluyor. Anneciğim tamam, sakin ol. Sen neredesin? Ben hastaneye geleyim. Yok yok, gelme. Ben çıkıyorum zaten. Eve geçeceğim. Eve gidiyorsun. Tamam, o zaman ben de eve geliyorum. Oğlum niye telaş ediyorsun şimdi? Bak sakın abine falan da arayıp bir şey söyleme. Meraklanmasın çocuk boşu boşuna. İyi tamam, neyse. Görüşürüz. Ay annesine de hiç kıyamaz benim canım. Daha yeni bulmuş, kaybetmek ister. Harika, gerçekten bu harika bir plan oldu. Hayır sana ne ya benim fuara gitmemden? Seni ilgilendirir ki. Ben sana soruyor muyum acaba Polen'in telefonu neden açman gerekiyor diye? Ne soracaksan sor. Sor yani. Ben sorduğun şeyleri cevapsız mı bırakıyorum seni? Ne zaman ben cevap vermedim ki yani? Ben telefonu açtım. Sittin sene çalacaktı bu telefon. Başımız mı şişseydi abire burada çalıp çalıp çalıp? Ortamı bozsaydı. Ben başımdan sağmak için kapattım, hallettim. Bir daha aramaz yani. Oldu zaten. Böldü yeterince.
Ayrıca paren aradığında merak etmesine hemen açılıyor o telefon ama beni merak etmesinler diye ben bir telefon edeyim dediğine izin vermiyorsun. Benim sinirimi bozuyorsun ama sen. Ben benim sinirimi bozacak şeyler yapıyorsun ama. Hayır. Hayır, benim o yayın evinde çalışmam senin sinirini bozuyor. Başka hiçbir şey değil, tamam mı? Şuraya geç. Hayır, geçmiyorum. Şuraya buradayım ya, ben ya şu an. Oğlum, senin işin vardı zaten ya. Sen gittin, alakası kendine yeni işler açıyorsun, sektörler açıyorsun kendine. Senin işin var. Elin trafik canavarıyla İzmir'e gideceğim falan diyorsun. Sen iyice kendine şaşırdın ha sen. Ben en azından şehir dışına gidiyorum. Sen yurt dışına gidiyorsun Can. Polenle baş başa Balkanlara gidiyorsun. Kutuplara kadar yolunuz var ya. Ne baş başa falan, saçmalama, ne baş başası ya? İşte tamam, vur zır zır zır. Açtım o zaman. Al, alo de. Ya Emre bu. Ne diyor? Seri söyle Emre. Seri, seri, çok seri. Annem hastaneye gitmiş. Birkaç gündür kendini iyi hissetmiyormuş da. Bir sürü tahlil falan yapmışlar. Hadi ya. Harbi mi? Ciddi. Ciddi gibi bir şey mi o? Önemli bir şey ha? Ne diyor? Ya iyiyim, iyiyim diyor da sesi biraz halsiz geliyordu. Ciddi şeylerden şüphelenmişler. Abine haber vermedi de ben yine seni arayayım dedim. Ben eve geçiyorum, istersen gel, tamam mı? Tamam, ben geleceğim. Geliyorum yani. Gel, geliyorum. Tamam, kapa. Ölen mi çağırıyor? Ölen mi çağırıyor? Annem hastalanmış da bir şeyler. Gitmek, görmek lazım falan. Gitsek mi? Gidelim tabii. Bir eşyalarımı alayım. Geldim, geldim. Nesi varmış? Yaşlılık işte. Ha, böyle bir şey çıkıyor ya. Yapar. Bekleniriz çünkü. Deren Hanım, nereye gidiyorsunuz? Deren Hanım, bir saniye bekler misiniz? Deren Hanım. Ceyce. Deren Hanım. Efendim ama... Deren Hanım. Can sana evi kaçırmış mı? Güliz öyle söyledi şimdi. Öyle mi? Güliz, sen konuşabiliyor muydun? Yok. Ha? Niye söyledin? Neden söyledin? Kasapta niye konuşmadın hiç? Ağzını bıçak açmadı. Söyle, cevap ver. Gençliğim yaktın benim. Deren Hanım! Ceyce, niye bağırıyorsun deli gibi? Şimdi sen cevap ver ama. Can Sanem'i kaçırmış mı, kaçırmamış mı? Kaçırmış. Kaçırmış. Bakın, sağlığım kaçtı. Siz niye seviniyorsunuz? Şeyden. Şimdi onlar aşıklar ya, ne güzel böyle sarılacaklar, kavuşacaklar falan. Bir de Yiğit Sanem'in arkasından gitmemiş, ben ona birazcık seviniyorum açıkçası. Hmm. Yiğit Bey, hemen öyle ben senli benli olmam çünkü hiç kimseyle. Hmm. Gitmemiş gidememiştir, neden? Çünkü yayın evi yeni olduğu için her işletme için ilk 6 ay çok önemli. Hayat kurtarıcı bilgiler, gerçekten şu anda çok ihtiyacımız var. Beni biraz yalnız bırakır mısınız? En azından evlenene kadar biraz yalnız bırakın beni, olur mu? Ya da şimdi siz gitmezsiniz, en iyisi ben gideyim. Okey. Arşive gidiyorum. Tamam. Bir süre gelmezsem arşiv odasındayım. Tamam ya, yalnız kalmak istiyorsan. Arşiv odasındayım. Senin yüzünden rezil olduk tabii. Kimin yüzünden rezil olacağız? Şişkide gele başlama Denkı'ya, Allah'ını severdi. Ay, üstüme iyilik, sağlık. Vallahi sağlık kim, siz kim be? Revine çevirdiniz, acil servise çevirdiniz koca mahalleyi be. Ay, nereden bileyim adamın içine yalan yanlış ürünleri kavanozun içine koyduğunu diyorum sana. Bırak Allah aşkına, çocuk mu kandırıyorsun? Allah aşkına ya. Bir hayırlı iş acaba imza atmışlığınız var mı sizin ikinizin? Ha, tamam abi. Git. Vallahi sabrımı zorluyorsun Mevku be, söyleyeyim sana. Sabrımı zorluyorsun. Ortak mı ortak da dinleme lan, söyleyeyim sana. Ha, ortak bitti zaten, yeter o kadar. Bırak. Şey, ne ortaklığı be? Zaten sen piyangodan çıktın kızım. Çöktün dükkanın üstüne. Muzaffer'in eğer hatırı olmasaydı sen acaba bu kapıdan girebilir miydin ya? Hatırı Muzaffer, hatırı. Bana bak, şey, bundan sonra bitti. Ne selamsa var ne ortak. Ha, o çakal İhsan var ya, o çakal İhsan'a da söyle. Ben onu var ya böyle kavanoza sirkeyle turşu diye koyarım, sıkarım. Şşş. Hıyar turşusu diye satarım. Satacağım da, satacağım. Ay Mevkime, Allah aşkına be. Selamı sana benden de selam sabah. Ben de sana selamı sabah geliyorum. Sana hayırsız işler diliyorum. Hayırsız işler. Acaba senden hayırsız iş ne olabilir ya? Senden hayırsız iş mi olur? Sen kızım, benim başıma... Ay! 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 Ne oluyor be? Ne oluyor? Delireceğim vallahi sahinize. Yeter be! Yeter! Kız yeter! Bak hala atıyor. Kız ne yapıyor? Kız ne atıyorsun sen? Allah'ım yarabbim. Git. Bu ne ya? Ne? Anne. Anne. Buradayım canım, buradayım. Gel. Annem ne oldu? İyi misin? Hasta oldun söyledi Emre. Ah, bak, çocuğa bak. O kadar da söyleme dedim ona. Neyi söylemeyecekmişim bakalım?
Olur mu öyle şey? Tabii ki söyleyecek. Tabii ki haber verecek. Tabii ki yani. Sen anlat bakayım ne oldu? Ne dediler hastaneden? Hastaneyi aradım. Yani o asistanı doktorum beni aradı. Ya böyle soğuk algınlığı dedi. Böyle halsizlik, baş dönmesi falan. Yani hep ondanmış. Sağ ol canım. Ha, soğuk algınlığı. Öyleli. Halsizlik gibili. Ya, görüyor musun işte? Boşu boşuna geldin. Telaşlandırdın sen de çocuğu. Nasıl yani anne boşu boşuna? Ya hastanedeyim dedin, kötüyüm dedim. Ben daha mı aradım işte? İşte aslında boşu boşuna da değil tabii. Çocuklarımla geçirdiğim her dakika dolu dolu. Anlat bakalım sen nerelerdeydin? Kuşlar bir şeyler söyledi ama. Kuşlar bir şeyler söylediyse tam söyleseymiş o ne söylediymiş. Tam dinleseymiş. Yani ben ayrı bir hikaye anlatmayayım. Bütünlük bozulmasın. Şimdi sen devamını da onlardan dinle. Aşk olsun. Gel otur şuraya. Anne oğlu dertleşelim. Gel. Tamam gel kulağını söyleyeceğim. Sen var ya çok fenasın. Cinsin cin. Bu da böyle aklamaya çalışıyor kendini. Ben ajansa gidiyorum Emre. Geliyor musun? Geliyorum, geliyorum. Ben de bir sürü işimi yarım yamalak bıraktığım için yaptığın her çok güzel. Afiyet olsun. Eline sağlık. Barışmadınız mı yani? Hayır tam olarak barışmadık. Özür bile dilemedi hala benden. Ya Sanem ablacığım canın seni sevdiği her halinden belli ama. Ya bazı insanlar özür dilemekte çok becerikli değillerdir. Yapamazlar yani. Sen de oralarına çok şey yapmasaydın artık. Bu nasıl bir sevgi ya? Patates çuvalı gibi koydu arabaya. Halimi görmen lazımdı. Yani bazı insanlar da sevgilerini böyle farklı şekilde gösterebiliyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Herkes çeşit çeşit. Sen ne gülüyorsun ya? Ay çok komik. Arayamadım. Seni bile arayamadım. Daha da mı ya? Resmen seni de merakta bıraktı. Ay Sanem o Emre Bey bana söylemeseydi var ya ben meraktan çatlardım. Kafayı fıttırırdım ablacığım. Özür dilese bile bilmiyorum ne diyeceğim ama dilemedi daha. Annem bir şey dedi mi annem? Yok o işi ben hallettim ben de o. Sanem dönmüşsün. Evet biraz önce geldim. İyi misin? Dinlenseydin keşke evde. Yok yok. Gerek yok. Teşekkürler. Ben de çalışayım. Bir sürü işim var. Kolay gelsin. Ben özür dilerim. Seni de meraklandırdım. Yok olur mu öyle şey? Ya sen niye özür diliyorsun ki? O Can denen dağlının özür dilemesi lazım. Biz gördük sizi öyle arabaya falan koydu. Seniz o bir yerine bir şey olmadı ya. Yok iyiyim ben. Can'ı tanısan bana zarar vermeyeceğini bilirsin. Hala canım tanısan diye. Bence polise falan gitmen lazım yani. Yok artık. Yani ya, tamam yaptığı hareket doğru değil, yanlış. Ya karışık konular. Bizim çözmemiz gereken bazı konular var aslında. Ama Can bana asla zarar vermez, emin olabilirsin. Peki. Ben işe döneyim. Geri kaldım zaten. Tamam tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Selam canım, müsait misin? Müsaitim. Hiç beklemiyordum seni. Polen ya kusura bakma ben. Seni de meraklandırdım. Yani seninle gittiğim bir yerden sana hiçbir şey söylemeden, haber vermeden Sanem'le ayrıldım. Yani tabii teşekkür ederim bu açıklaman için ama... yani ben seni gerçekten çok merak ettim canım. Normal, normal merak etmen. Haklısın da. Yani bizim çok acil konuşmamız gerekiyordu. Workshop çıkışta biraz gerildik ben de. Aklıma gelen ilk şeyi yaptım biraz. Güdüsel de olsa. Anlıyorum. Peki yani konuştunuz ve çözebildiniz mi aranızdaki sorunları? Karışık ya kafalar. Bilmiyorum yani şu an. Her şey çok belirsiz. Her şey belirsiz. O zaman bu belirsizlik senin Balkanlara gidişinde sallantıya düşüyor öyle mi? Konuşuruz ya bunları. Şu önümüzdeki işi bitirelim mi artık? Kitapla ilgilenelim. Bitirelim. Zaten ben de bunun için uğramıştım sana. Ben birkaç alternatif çalıştım. Zaten birazdan. Hayırlı işler komşu. Aa başkanım hoş geldin hayırdır? Muzaffer ben senin ananla yapamıyorum çocuğum. Elimden vallahi bir kaza çıkacak. Bak biz bu yola beraber çıktık çocuğum. Hadi sen gel geri dön. Vallahi başkanım bir Muzaffer'i 1000 kişi ister bir kişi alır. Gelinlik kız mısın sen çocuğum Allah aşkına? Ben bonservisimi Nihat Spor'la yaptım. Artık Nihat babamla prensipte anlaştım. Onunla çalışmaya başladım. Oradayım. Öyle mi? Evet, öyle. Biz anlaştık.
Muzaffer, senden çok memnunum evladım. Çok sağ olun babacığım. Sen şimdi ne yapıyorsun? Benim elemanımı mı çalıyorsun? Ortağımı mı alıyorsun elinden şu an sen? Ya ben senin ortağını ne çalacağım? Çocuk burada kendi isteğiyle kaldı. Çocuk mu? Ha, göndereyim adamı da mapus damlarında çürüsün öyle mi? Adam mı? Ne sattığınız belli, ne ürettiğiniz belli. Bırak da çocuk burada ahlaklı ticareti öğrensin. Doğru. Muzaffer, bu adam ne veriyorsa ben sana iki katını vereceğim çocuğum. Muzaffer, bu kadın sana ne veriyorsa ben onun iki katını veriyorum. Benim hakkımda ne düşünüyorsanız Allah size iki katını versin. Artı yol, yemek, sigorta ve minimum ihtiyaçlar. Of, çok cazip. Muzaffer, benim değerlendirme yürü gidiyorsun. Hayır, çok cazip. Muzaffer, kal burada. Kalırım, kalırım. Anacığım bir bırak ya. Tamam, organiği de anladık, gördük. Organiğin tadını da aldık. Ben artık Nihat babamla bakkal ticareti yapmak istiyorum. Ve bu ticaretten de çok memnunum. Ne haliniz varsa görün be. Aşk olsun Muzaffer. Ne yapalım? Organik yapalım da mapus damında mı yatalım ya? Peki o vaatlerin hepsi gerçek mi? Sen içerisindeyse çok iyisiniz. İki sayfalar yeteneksiz ya. Şunlara bak. Kontrast da çok güzel. Pardon. Evet. Şöyle özetlemek gerekirse metin ve görsel dengesini koruyarak bir mizampaj yaratmaya çalıştık. Evet, durum budur arkadaşlar. Elinizden geldik. Evet, eğer renk değerleri ve fontta da okeysek hemen start verebiliriz. Bence tamamdır ya. Elinize sağlık Deren'cim. Rica ederiz Yiğit'ciğim. Polen, sen ne düşünüyorsun? Vallahi aslına bakarsan ben de gayet beğendim. Yani biz zaten bunu dün baş başa konuşmuştuk Can'la. Baş başa. Bir şey mi dedim, duymadım seni. Hı? Duymadım ben. Baş başa dedi Polen. Biz de Yiğit'le kitap hakkında uzun uzun baş başa konuştuk. Baş başa deyince diğer baş başayla, sizin baş başanıza benim Yiğit'le baş... Yani öyle aklıma geldi. Uzun uzun. Daha uzun uzun bence konuşmanıza hiç gerek kalmadı. Ben öyle düşünüyorum yani. Notlarınızda varsa biz onları alalım, revize edelim. Kitap işini artık nihayete erdirelim, baskıya gönderip. Evet, bence tamamdır dediğim gibi. Süper. Vallahi ben de aşırı beğendim. Oh oh, ne güzel, ne güzel. Herkes çok beğenmiş. Harikulade bitirebiliriz o zaman toplantıyı. Can Bey, Bakalım editörümüz beğendi mi? Şimdi yazarımız beğenmiş olabilir. Belki de her şeyi beğeniyor. Bilemeyiz ki. Her kötü şeyi beğeniyor da olabilir. Çok abartıyorsun. Editör diyorum, burada Bostan Korkuluğu değil sonuçta. Hiyerarşiyi hatırlamamız gerekiyor. Seri bir şekilde söylersen ben de bir editör olarak senin değerli yorumlarını duymak isterim tabii ki. Buyurun sayın editör. Sayfa tasarımı gayet iyi, beğendim ama biz neyin peşindeyiz? Mükemmelin peşindeyiz. Bu yüzden Can Bey, sizi biraz daha çalıştıracağım. Buyurun, oturmaz mısınız? Buraya gelin. Hadi bakalım. Müsaadenizle başlıyorum o zaman. Bence yemeklerin isimlerini değiştirmeliyiz. Yani bu isimleri bozabiliriz. Çünkü bakın çok müsait bozulmaya. Daha fazla ilgi çekmesi adına söylüyorum bunu size. Balkanlara gitmeden bunu netleştirelim de geride kalmayalım. Yok artık ya. Balkanlara gidilmiyor mu? Yok artık, yok artık değil o, yok artık, yok artık. İsim değiştirmek falan nedir ya? Çok saçma bir şey söylüyorsun şu an bu saatten sonra. Kesinlikle. Ya kesinlikle ben de Can'a katılıyorum. Şu raddede bu işe girilmez sen. Gerçekten Sanem, çok saçma sapan bir şey olur yani. Sanem bence de ya biraz kafa karıştırabilir yani. Keşkek. Yani bütün yemeklerin ismini değiştirelim demiyorum ki size. Bazılarını diyorum. Keşkek mesela çok güzel. Hissi nasıl biliyor musunuz? Böyle yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Keşke girdiğim yollardan geri dönebilsem hissi. Ayrıca düğünlerde falan da veriliyor keşkek genelde. Yakın adasının düğününe girip takı takarız, bir alkışlarız gibi geliyor bana. Öyle serbest çağrışımlar. Yine formundasın. Çok. Çok hem de her zaman gibi. Kafalar bir açıldı değil mi? Zihinlerimiz, çok açıldı benim. Zihinlerimiz bir aşureye döndü yani. Can Bey ne oldu, yoruldunuz mu? Daha yeni başlıyoruz. Ayrıca kapak fotoğrafı. Herkes unuttu. Aa. Benim aklıma geldi şu anda. Kapak fotoğrafı konuşacaktık. Aa, unutmamışsın. Bravo editör hanım, bravo. Çok haklısınız sayın editör. Bizim dalgınlığımıza geldi herhalde. Evet. Yani sonuçta kitap tasarımı konuşmaya geldik. Bu toplantıyı yapmaya geldik ama kapak fotoğrafı... Yok. Yok, kapak fotoğrafı yok ortada. Kapak fotoğrafı yok. Bir saniye, nasıl yok kapak fotoğrafı? Yok. Var efendim. Kapak... Ben görmedim kapak fotoğrafı, yok. Yaptık Sanemciğim biz çalışmayı. Buyurun kapak. Çok kötü. Pardon.
Buyurun şöyle. Çeşitli varyasyonları var. Daha geniş açıda olanı var. Bizim favorimiz var. Size şunu göstermek istiyorum. Nerede? Şöyle. Çok güzel. Perfect. Arkadaşlar bu ne? Bu plonje bu. Bu tepeden çekilmiş bu. Çöp bu çöp. Olmaz. Ha öyle fırlatmalı şey yapıyorsun. Bu ne? Rezalet. Kötü. Mesela? Sünnet düğünü gibi. Yani düğün yemeği gibi görünüyor bu. Ha öyle hiç fırlatmalı şey yapıyorsun. Beğenmedim atacağım. Evet. Bu şekilde. Olmaz. Çok kötü. Çok kötü bu. Aa, çok pardon. Böyle fırlatmalı yani. Çok kötü. Bu kötü. Bu kötü, bu kötü. Bu çok karamsar. Çok kötü. Of. O sonuna geliyoruz yalnız o sonuncu tabramın da aynı şekilde. Averaj. Bence tamam gibi bu ya. Güzel. Vallahi benim de en içime sinen budur. Bir bakabilir miyim? Bak herkesin içine sindi. Okey midir Sanem? Sanırım başka alternatif yok o zaman. Yok maalesef Sanemciğim. Bu kadar çalışabildik. İyi hadi tamam okey. İyi hadi okey tamam onayladım ben bunu. Hadi okey. Oh tamam. Okeyse dağılabiliriz nihayet. Beyin ameliyatından çıktım. O zaman bir kahve içelim. Kutlayalım. Süper olur. Vallahi harika olur. Hak ettik şu an. Gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum Sayın Editör. Sen gelmiyor musun Sanem? Ben bu masayı bir sindireyim de geliyorum. Çok zorlusun. Çok. Öğretmenim sizsiniz Deren Hanım. Ayhan bütün gece heyecandan uyuyamadı. Gece şöyle, Cece böyle diye anlatıp durdu. Ay çok normal ya. Ne yapsın kız? Aşık olduğu adama evlenme teklif etti. Heyecanlanır tabii. Aynı bizde olduğu gibi. Emlakçı aradı bugün. Birkaç tane yeni ev varmış. Bakmak ister misiniz dedi. Olur dedim ben de. İyi demişsin. Olur bakarız. Hatta bir tanesi mahalleye yakınmış. Ha. Sen de annenden uzaklaşmamış olursun. Tabii tabii. Olur daha iyi olur. Bu arada düğün için yavaş yavaş salon baksak mı? Yani yaza bir şey kalmadı. Ha, salona bakalım diyorsun. Yo yani istersen kır düğünü de yapabiliriz de mekanlarda olmadan bir an önce belirlememiz lazım. Ama biz ilk önce nasıl bir düğün istediğimize karar verelim. Ya Osman ben biraz düşündüm de düğüne gerek var mı? Yok mu Leyla? Yani sen şimdi ev alıyorsun ya bir de üzerine düğün yaparsak sana çok yük biner diye söyledim. Sen benim yanımdasın ya. Her yükün altından kalkarım ben. Tamam o zaman. Konuşuruz yine. Görüşürüz. Eve gitsem gidemiyorum. Burada kalsam kalamıyorum ya. Sığmıyorum hiçbir yere. Ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten ne yapmalıyım ya? Ne anlatıyorsun ya sen kendi kendine? Ha? Çıkmamışsın. Siz de çıkmamışsınız Can Bey. Böyle gemisini son terk eden kaptan gibi. Saçmalıyorum kusura bakmayın. Saçmaladım değil mi? Estağfurullah. Aşk mı mevzu? Ha? Evet. Aşk mevzu. Hadi gel kafa dağıtalım. Tamam. Al şu. Mantığımı nereye koydum? Çal, çal. Sen niye gerginsin ya bu kadar? Bir hatla ya, bir sal kendini. Bak bu omuzların bak çok kasılıyor senin. Burada kumuşlar çıkar, şunu da çıkar. Sal ya.
Rahatla ya, şu an bak patron çalışan yok. İki arkadaş olarak geldik, dağıtmaya geldik, kafa dağıtmaya. Genel olarak burayı da dağıtabiliriz. Relax ya. Öyle tamam. Bir kasma kendini, rahat rahat dans et eylem. İsmetciğim, ilgilen bizle artık ya. Tamam, hoş geldin. Ha, İsmetciğim, şimdi birer manko beyaz peyniri ver, tamam mı? Bir tane şimdi lakerde tuzlu olur, levrek marim ver bize. Bir de fava ver. Gerisini CC'ye bırakıyorum. CC bak benim çok yakın arkadaşım, iyi ilgilen onunla. Sen de CC, kafana göre seç. Hı-hı. Haydari patlıcan salatasına da düşündük. Bir de şurada çok güzel görünüyor ama tuzlu mu olur? Yok, tuzlu yapmaz onlar. Benim tuzlu sevmediğimi biliyorlar. Onlar bana göre yapıyorlar. Sen seç yani. Pahalı mı olur? Çok benzerler. Ha, pahalı anlamında pahalı. CC, ben buraya para bile, benim hesabı tutmuyorlar bile. Ben kafama göre fazla fazla veriyorum. Bizim aramızda öyle. Sen bir de onun stresini mi yaşayacağız CC, zaten gerginsin. Kafana göre seç sen. Düşünme onları, takılma öyle şeyle. Tamam. O zaman şunu, 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 şunu Semiz oturun. Bunu, bunu ezmeye alalım, bunu alalım, bundan alalım, şunu alalım, şunu enginarı alalım. Aa, enginar çok önemli. Bir yetişkinin senede 40 tane enginar tüketmesi gerekiyormuş, biliyor musun, karaciğer için? Muhammara ver bir de, tamam. Onları ver. Alalım. Genel olarak biz hepsini aldık ama yani yer miyiz? Senin cüssü ufak tefek, şaşırtacaksın galiba beni ha? Tadına bakarız öyle Can Bey, tadına böyle bak. Tamam, getir. Sen anladın. Tamam Can Bey. Everything little little into middle. Her şeyden azar azar ortaya. Tamam, hazırlat sen. Tamam Can Bey, ben bunları yaptırıyorum. Can Bey, böyle çok mezeyi söyledim ki şey olur, mezeden doyduk deriz, balığı söylemeyiz. Balık iptal deriz, çok doyduk deriz. Küçük hesaplara girmedim. Gerek. O zaman Jumbo'ya karides de isterim ben. Karides, aynen, karides de var. Erkekler için acayip faydalıymış karides. Karides kesinlikle yiyelim. Anladın değil mi İsmetciğim? Jumbo olsun, iki olsun, bol biberli olsun, yağlı olsun. O biberleri de közleyelim ha. Tamam İsmetciğim, biliyorsun bu işi. Hadi bakalım, anladın sen. Hadi bakalım. Size afiyet olsun. Ben maç izleyeceğim, birazdan başlayacak. Farkındaysan sadece kızlara afiyet olsun dedim Ekrem Hanım. Zira siz bende asılı bırakmadınız. O tatsızlık sizin eseriniz efendim. Zahmet oldu ama maşallah başardınız. Eğer mümkünse şu tabağınızı, çatalınızı, bardağınızı bir zahmet şu bulaşık makinesine yerleştirirsiniz. Çünkü uşağınız değilim ben, biliyorsunuz. Ha, siz yapamıyorsanız çağırın Muzo'yu, o halleder. Allah şükür elimiz ayağımız tutuyor Ekrem Hanım. Bırakırız, hiç merak etmeyin. İnşallah Muzaffer gibi böyle sıkıntılı bir müşteri grubunuz olur. O zaman görürüm ben seni. O Muzaffer organik dükkana gelecek, çalışacak. Yoksa ben sinir sahibi olacağım o Aysun yüzünden. Hayır efendim, gelmeyecek. Gelecek. Gelmeyecek efendim. Ha, gelecek. Ha, gelmeyecek. Hadi kızlar, afiyet olsun size. Gelecek diyor. Sağ ol baba. Ya bu Muza bizim Muza değil mi ya? Nesi var onun şimdi? Bizim Zebercet işte. Bak hep şiş, bak şiş. Hep babanız yüzünden. Size ne oluyor? Ağzınızı bıçak açmadı masada, ha? Ne karıştırıyorsunuz siz? Ha, bir şey mi oldu? Söyle bakayım sen, Osman'la mı bir şey oldu? Yok anne, ne olacak, bir şey olmadı. Bir şey mi söyledi Osman sana? Yok ya, ne diyecek çocuk, bir şey söylemedi. Ne bileyim, belki evlenmekten vazgeçtim demiştir. Bütün mahalleye rezil olmuşuzdur, sen de bize söylemeye korkuyorsundur falan mesela. Allah Allah, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Her şey yolunda, yok öyle bir şey. Sana ne oldu peki? Bir şey yok, bir şey mi yok? Gerçi ben sana ne olduğunu biliyor gibiyim, biliyorum da yani. Ha, o bildiğin şey değil. Başka bir şey var. Başka bir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne biliyorsun sen benim ne bildiğimi? Ha? Şey mi oldu? İş yerinde bir şey mi oldu? İş yerini sevmedim mi yeni iş yerini mesela? Yeni iş yerim çok güzel. Herkesin keşke böyle iş yeri olsa. Maşallah. Patronla mı şey oldu, bir şey sorunlar mı oldu patron? Patronum çok iyi. Keşke herkesin böyle patronu olsa. Ha, şey mi oldu? Hani eski mesai arkadaşların, yeni komşularınla böyle bir şeyler, bir eski mesela hani kanka bir şeyler. Hayır, ben işime duygularımı karıştırmıyorum sonuçta. Ben Ayhan'a evlenme teklifi aldı ya, o yüzden. Ben iyi hatırladık şu anda. Ayhan'a gideyim, çayımı içeyim, muhabbet edeyim biraz. Kendime geleyim. Bir dakika geleyim. Ya, bir dakika. Dün gece sabaha kadar Ayhan'da değil miydin sen ya? Ablacığım, sen hani dün de Ayhan'a gittin, bütün gece çay içtiniz ya, hatta Ayhan'da kaldın ya. Bu ne böyle her akşam her akşam ya, Allah Allah. Ne çaymış bu arkadaş? Hiç bitmiyor, hiç bitmedi be. Ne konuşuyorlar? Ya, baksanıza.
Hadi bak şey geldi, kankin geldi hadi. Hadi arkadaşım, dün akşam gibi çay içelim. Kankan hadi al kankin. Ne çaymış anlamadım anne Allah. La 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 la